Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmmvip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Selbik'te yepyeni bir davetliyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Selbik'te antrenör kariyeri moduna devam ediyoruz. Bilmiş olduğunuz gibi ilk videosu arkadaşlar canlı yayına gelmiş. Canlı yayında yaklaşık 2 saat boyunca kariyer oynamıştık sizlerle birlikte. Takım kurmuştuk, inanılmaz işler yapmıştık arkadaşlar. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi karşımızda böyle bir takım var. Bu arada şöyle söyleyeyim. Antrenör kariyeri videoları hani ilk defa bir video atıyorum canlı yayın dışında. Bu videoyu arkadaşlar sizlerden yani en iyi beğeni sayısını bekliyorum arkadaşlar. En az bir 500 beğeni gelsin yani. Hani gerçekten kariyerin devamını istiyorsanız en az bir 500 beğeni gelsin arkadaşlar. Zorlayalım yani. Dediğim gibi hani sadece 2 saniyenizi alacak. Yani aşağı ineceksin şimdi 2 saniye. Bunu izlerken tak diye beğeneceksin. Yeni sen de abone olacaksın ve bize destek olmuş olacaksın. Dediğim gibi FIFA oyunda videoları da devam edecek arkadaşlarım. Bugün bir kariyer videosu yapma kararı aldım. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Forvet'te Embolo, sağda Costa, solda Royce, ortada Pret, Renato Sanchez'e Bozuer ikilisi, CDM'lerimiz arkadaşlar. Stones, Jagielka, Jesus, Coleman ve kalelere Butler aldık arkadaşlar Stoke City'den. Dediğim gibi bu şekilde bir kadromuz var. Kadromuz açıkçası fena değil arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Bu arada forvete Leko var, Munir var, hep yeni transferler bunlar. Baines kırmızı kart cezalı olduğu için bu maçta Jesus'la devam edeceğiz. Sinan Gümüş var arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı güzel bir takımımız var. Royce Costa falan gerçekten iyi transferler yaptık aynı şekilde ve ben çok bir genç takım kurmak istiyordum ve bu genç takımla da yolumuzu ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi ileriye sarıyoruz, bakalım neler olacak. Tamamen genç bir takımla tarih yazmaya devam edeceğiz inşallah. Stoke City'de maçımız var arkadaşlar ve haydi bakalım abi, kadroya alınmayacakları biz seçelim. Dediğim gibi kariyer modu arkadaşlar aslında zevkli ama dediğim gibi ben hani çok fazla oynamıyordum şu ana kadar. O yüzden birazcık bir sıkıntılarımız olabilir ama dediğim gibi ben elimden geleni yapacağım. Bu arada hani şurada bir değişiklik yapsak mı diye düşünüyorum. Herkes şu anda olumlu. Kimi değiştirmemi istiyor? Yani niye bunu istiyoruz? Bu arada Sinan Gümüş 72 olmuş arkadaşlar. Bu da bayağı iyi yani. Hadi bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Haydi bismillah. Bakalım Everton Football Club neler yapacak. Bu arada canlı yayında oynarken bir sürü MS0 bitti maçımız arkadaşlar. Hani hep beraber bunu da tam çözemedim. Şimdi hadi bakalım başlıyoruz. Haydi bismillah. Everton Stoke City karşısında Royce ve Douglas Costa'nın ilk maçı arkadaşlar. Royce ve Costa bakalım neler yapacak. Stoke City karşısında Everton bakalım nasıl bir üstünlük kuracak mı yoksa tekrardan MS0 mı bitecek maç. Hep birlikte göreceğiz. Evet, Stoke City öne geçti. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ya inanılmaz yani. Leko oyuna girdi. Abi Leko'yu soktu herif oyuna ya. Ya böyle olmaz arkadaşlar. Gerçekten bu kadar iyi takım kurma var ama şu Everton'dan bir iş çıkmıyor ya. Üzüyor beni ya. 2-1 bitti bak. Gol atmış bile yemişiz ya. Beyler böyle olmayacak. Bizi harbi teknik direktörlükten kovacaklar abi. Kadromuz da fena değil yani. Niye böyle oluyor anlamıyorum yani. Gerçekten kadromuz da iyi arkadaşlar ama bir şekilde bu kadro patlıyor. Funes Mori bu arada burada dikiş tutturamadı. Funes Mori aslında kafanda başka bir takım vardı arkadaşlar. Bir sürü adam alacaktık ama dediğim gibi hiçbiri olmadı. O yüzden artık yolumuza biz de bu şekilde devam ediyoruz. Bu maçta bir rotasyona gidip Müner'i mi koysam diye insan da düşünüyor açıkçası arkadaşlar ama ne yapsam gerçekten bilemedim ya. Müner'i mi soksam, Jagielka, Jesus, Stones aslında bu kadro fena değil yani. Bu kadronun iş yapması gerekiyor. Ama bir türlü yapamam. Bu maçta Pret yerine arkadaşlar Münir'i deneyelim. Bakalım Münir'den bu maç neler çıkacak. Burada Williams falan da var. Aslında Williams'ı forvet arkası oynatabiliriz. Yani her şey uyuyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde bu maça çıkalım. Embolo daha golü yok yani kulüpte. Bu da ya beni gıcık eden şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Burada bir Sinan Gümüş hemen alalım. Hatta belki maç Sinan Gümüş yedeklerden falan vesaire de sokabilir. Bu arada burada Nathan Baines'in arkadaşlar şeyi bitti. Nathan Baines şöyle yapalım. Jesus da bu şekilde oynasın. Değişiklikleri kaydedelim ve arkadaşlar maçımıza başlayacağız. Bakalım bu maç bizi neler bekleyecek. Everton'da işler şu an iyi gitmiyor. Ligde de iyi gitmiyoruz arkadaşlar. Ya neden böyle gerçekten bilemiyorum ama Everton iyi takım var aslında şu anda. Bu takım gerçekte olsa fena olacak ama dediğim gibi şu anda bayağı tehlikeli işlerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Gol atamıyoruz yani. Hep 1-1, 1-0. Aa 1-0 bak. Williams attı. Williams camda farkını ortaya koydu. Şu anda 1-0 gollememiz lazım. Gollemememiz lazım arkadaşlar. Allah aşkına bir tane galibiyet şu taraftar görsün artık. Stones sakatlandı artık. Yani adam küfür edecek bana. Kombini alacak, bir yere montelecek. Bu arada Costa ve Royce'dan da gol geldi. Şu anda 3-1 arkadaşlar. Çok net bir skorla maçı kazandı. Everton Football Club kendi evinde taraftarlarına bir sevinç yaptı. Yaptırdı daha doğrusu. Burada arkadaşlar hemen bir antrenman ekleyelim. Şu Embolo'yu artık basacağım ya. Ne varsa basacağım yani ya. Embolo yoksa yani ne gelişecek ne edecek yani. Böyle bir şey olamaz. Adam gelinen beri daha gol yok arkadaşlar. Embolo'yu biz aldık ki herif gol atsın diye. Adamda daha bir tırt yok ya. Tırt yok yani.
Şurada orta sahada arkadaşlar Bazoya'ya basacağım. Bunların ilerlemesi gerekiyor ya. Savunmada basalım buna da. Kayarak müdahale değil abi şu müdahaleye. Bir tane de Renato Sanchez. Renato Sanchez gelinden beri hiçbir şey basmadım. Ama dediğim gibi genç bir komple çıkıyoruz arkadaşlar sahaya. Ya bakalım neler olacak bilmiyorum yani artık. Allah havale oynuyoruz gerçekten. Çünkü çok maçımız 1-1 bitti artık. Taraftar köpürmeye başladı. 1-1, 1-0, 2-1 yani böyle hep alt bitiyor maçlarımız genelde. Evet AA çok iyi bir antrenman oldu bu arada. Çok da güzel oldu. Şimdi Embolo madem A aldın. Senden artık önümüzdeki maçta bir gol bekliyor yani bu taraftar. Oyuncu sakatlandı demiş. Stones ya nasıl sakatlanıyorsun kardeşim? Şu ofise de bakalım. Ofiste maşallah 9 artı mesaj olmuş. Oyuncu sakatlandı. Haberler pek iyi değil diyor. 7 gün sahalardan uzak diyor. Oh Baldır da çekti Stones'un. Allah kabul etsin. Bir Baldır'ımız eksikti çekmeyen. O da çekti. Bakalım arkadaşlar. Şimdi Stones'u şurada bir çıkaralım o zaman. Abi niye böyle oldu ya? Stones çıkarırsak kime koyacağız abi oraya? Şöyle bakalım. Abi kadroda aslında ben çok yer vermediğim adam, yer vermediğim adam da var arkadaşlar ya. Hani açıkça konuşmak gerekirse. Bayağı var hatta. Ama sakatımız da çok var ya. Hani bu kadar da sakat olmaması gerekiyor aslında. Bu şekilde arkadaşlar çıkalım yine. Zaten kadromuz fena değil. Embolo yükselişte şu anda. Bakalım bu kadro bizi nereye kadar götürecek. Dediğim gibi kariyer videosu istiyorsanız arkadaşlar iş tamamen size kalıyor. Videoyu beğenmeniz ya 500 en az 500 beğeni bekliyorum sizlerden. En az yani. İsteyen adam videoyu beğenir arkadaşlar. Ben de devamını getiririm sizlere. Dediğim gibi görmem lazım. Çünkü kaç kişi istiyor kaç kişi istemiyor. Bakalım ne olacak. Everton tekrardan evinde son temptinde oynuyoruz. Büyük ihtimal MS0 bitecek maç arkadaşlar. Ben şimdiden söyleyeyim size. Hani normalde de olsa genelde MS0 bitiyor. Bu tür eser rengiz iki tarafında acayip oynadığı maçlarda. Bakalım ne olacak ama bir gol lazım. Kendi evinde oynuyorsun aslında ya. Hadi ya. Bak oğlum bunlar beni kovdurmaya çalışıyor. Yemin ederim. Bizi ikinci Vitor Pereira vakası yapacaklar. Hadi lan. Oğlum kırmızı kart falan oluyor ya. Ulan bak ne dedim ben size videonun başında. MS0 ya. Net yani. Eminim abicim ben eminim MS0 olacağından eminim yani. Bu maç abi farklı formasyonda çıkacağım. Gerçekten hani böyle bir şey yok ya. Bu kadar da hani olmaz kardeşim ya. Tam aslında çıktığı forma 4-2-3-1 tam bir BPL formasyonu. Ama nedense bizim takım dikişi uyduramadı arkadaşlar. Ya mesela bu da tam bir BPL formasyonu ama dediğim gibi buna uyacak adam yok bizde. Aslında nasıl başlasam diye düşünüyorum arkadaşlar da çok ileride olur şu. Bu şekilde mi? Şu şekilde bence çok iyi olacak arkadaşlar. Bu şekilde çıkmayı deneyelim bir kere de bakalım bu sefer verim alabilecek miyiz? Niye de verim alamazsak artık yapacak da pek de fazla bir şey yok. Dediğim gibi takım şu anda gerçekten iyi arkadaşlar. Williams kanadı Costa forvet arkası daha da iyi olacaktır. Bu maçta Münir'i denesek mi ya? Münir neyse kalsın. Münir El Gazi kalsın bakalım. Bu şekilde arkadaşlar maçı çizdi ama maçlar hep MS0 bitiyor yani. Hani iddia da oran falan açılsa beraberliğin oranı 1-0-5'e falan düştü. Yani bu kadar gerçekten geriledik ya. West Bromwich. Abi yine evimizde oynuyoruz. Bak bunu kazanamazsak artık harbi küfür edeceğim yani. West evet Royce çok güzel abi. Royce bu arada gol attı kart gördü anasını satayım. Royce'u da arkadaşlar alma hikayemiz çok ilginç yani. Veriyorum gelmiyor. 10 veriyorum 5 istiyor. Flak bil veriyorum. 2 tane flak bil istiyor derken Royce bir türlü gelemedi ama şimdi aldık Royce'u. Çok da bir etkili olamadı. Bak yine 1-0 çok alt bitiyor maçlar ya. Hani çok alt bitiyor inanılmaz yani. Sürekli alt bitiyor maçlarımız. Bakalım nereye kadar gidecek bu 1-0, 1-0, 1-0. Artık orasını bilemiyorum arkadaşlar. Hemen bir çalışma ekleyelim bu arada. Embolo ya bu kadar mı bir insan şey olur ya? Ya bu kadar mı yani? Adam geldiğinden beri tık yok ya. Hani Omar Nies oynatsam belki daha çok gol atacak diye yemin ediyorum. Costa'ya basalım bir de Royce'a basalım. Royce'a basalım derken şimdi yanlış anlamayın yani. Basalım edelim. Öyle arkadaşlar var her şeyden bir şey çıkarıyor. Osuruklar nem kapan arkadaşlar var yani gerçekten. Şimdi şurada Williams'ı da ekleyelim. Topa sahip olup hızlı dribbling yapalım. Ve tümünü simüle et diyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar maçları oynamıyorum ki hep birlikte eğlenelim diye. Kulüp bu kadar iyi olmasına rağmen hep MS0 bitiyor yani. Gerçekten ilginç. Embolo yükseldi bu arada. Görmüş olduğunuz gibi. Çıkalım şimdi ve ileri sarıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Sinan Gümüş kadroda olmadığım için üzüldüm. Alalım ulan seni kadroya. Sinan gel lan. Bak bu kadar rotasyona gidiyorum Sinan. Sırf senin için. Ama bak bu maça sokuyorum seni. Bir gol atamazsan eğer o çükünü keserim senin. Hadi. Bak bu maçı girdin. Sinan Gümüş farkını ortaya koy kardeşim. Bize maçı getir. Sana benden bir flak bil. Hep Royce'e mi vereceğiz? Bir tane de sana vereyim. Yine evimizde oynuyoruz bu arada abi. Bu ne evmiş ben anlamadım. Haydi abi Chelsea. Yenilgi beraberlik şu anda. Newcastle'ın durumu çok kötü. Tam yenil yani tam yenmemiz gereken maç.
Sinan Gümüş gol atacağına sarı kart gördü. Karıştırdı herhalde rolleri. Haydi abicim. Bak dakika 35 oldu. Ya, taraftar var ya harbiden atacak, bize haberimiz yok ya. Oha, Vertonghen yeni almış Newcastle. Yuh. Aa, 1-1 oldu be. Bu ne abi, yedik attık. Attık yedik ya. Ya 1-1 bitmesin Allah aşkına ya. Onlar gol atsın bari ya. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun be. Vallahi bile işimize gözü var ya. İşimize gözü var ya. Böyle bir şey yok ya. Liverpool deplasmanı çıkıyoruz abi. MS 0. Ya MS 0 ya da 1-0 galibiyet. Başka bir ihtimal yok bu kulüpte. Liverpool'a yenilir şimdi büyük ihtimal. Abi yok böyle bir şey ya. Bakayım onların kadrosu. Emrecan, Henderson, Milner, Ibel. Allah'ın aslında çok da iyi bir 11'e çıkmamışlar. Artık Allah aşkına ya. Lütfen ya. Lütfen rica ediyorum. Omar Nias falan giriyor. Bak bir şeyler oluyor. Artık lütfen Everton. Bak yine MS 0 bitiyor ya. Artık içim dayanmıyor yani. Aa, 1-0 yendik be. Ulan var ya, Royce dakika 90'da attı. 1-0 kazandık. Sonunda deplasmanda galibiyet yüzünü gördük be. Royce'lu sıralar bayağı iyi yalnız arkadaşlar. Royce'de bir gelişme var. Royce'e biz birazcık daha yükleme yapalım. Royce'u biraz patlatalım yani, dribbling parkuru. Douglas Costa'yı da basalım. Dribbling parkuru. Biraz dribbling yapsınlar abicim. Bu nedir ya? Bu arada stoperde de arkadaşlar hiç basmadık ama Stones'a biri basalım artık. Elrond 2-2 savunma ve 1-1 savunma basalım Stones'a da arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu an aslında fena değiliz. Ortayız yani. Bilemiyorum arkadaşlar, bakalım ne olacak. Her şeyi bize gösterecek oyun. Elrond'u diyor. Bunları da basamıyor muyuz? Niye abi? Tamam, o zaman Stones'a basmayalım. Bazoyer'e basalım. Zaten 80 yapalım bari şu herifi. 80 olursa bizim için gayet iyi olacak. Bir tane Renato Sanchez'e basalım. Bayağı yükleme yapıyoruz bakalım. Biz onlara bastık. Onlar da inşallah bize basmaz geriye. Hadi bakalım. Haydi bakalım. 2-2 savunma. D, D, B, B, F. Lan Renato Sanchez nasıl F alırsın be? Hani üniversitede çalışmayan öğrencim olmasın yemin ediyorum. F nedir ya? F nedir ya? Son temptuna tekrardan karşılaşıyoruz. Bu sefer deplasman. Haydi bakalım abi. Haydi bakalım abi bak. Geçen maç Liverpool karşısında çok iyi bir galibiyet aldınız. Dakika 90'da atıp taraftarı çıldırttınız. Shenlong sarı kart gördü. Abi gol yedik ya. Gol yedik ya. Royce bir karşılık bir şey ver Allah aşkına ya. Bu arada Sinan Gümüş, bu maç hiçbir şey yapmazsan artık çıkaracağım seni. Oraya Williams'i koyacağım. Abi Williams girdi zaten. Hadi abi. Allah işte bir gol atın ya. 2 olmasın şu maçta. 1-1 bitsin bak. MS 0 alışkınız zaten. Taraftar da alışkın MS 0'a. Aha. Allah'ım. 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 Yine MS 0 bitiyor. Ve penaltılarda kaybediyoruz. Ya var ya, ben böyle bir şey görmedim ya. Kaybedilmek için yaratılmış bu takım. Gerçekten ya. Vallahi bile böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. West Ham'a karşı çıkıyoruz. Sinan sen şuradan bir çık Allah aşkına, bir çık ya. Bir çık ya. Gerçekten ya. Bu kadar olmaz arkadaşlar ya. Hep mi ya? Hep ya. Ya MS 0 ya. Kısır kısır skorlar yemin ediyorum ya. Haydi abicim bir şey olsun artık ya. Everton, West Ham'ı ağırlıyoruz kendi evimizde. Artık taraftar diyor ya, yenemezsen kulübü bırakacağım diyor taraftar. Artık bıktı Everton'dan. Bu kadar iyi kadroya rağmen ya. Abi 1-0 oldu, çok güzel. Williams bak hemen ilk maçında. Sinan bir gol atamadın be. Sezonu iyi başlamıştın aslında ama. Aha Embolo da attı 2-0. Çok güzel abi. Şu maçtan bir galibiyet çıksın artık gerçekten. Premier Lig'deyiz. 2-0. Hadi abi ileri sardım. 3-0 bitti arkadaşlar. Bir tane defolu atmış. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. En azından 3 tane attık. Tam neye döndük biliyor musunuz arkadaşlar? Bak tam döndük. Dur. Heh, simülasyon. Hadi be. Tam basacaktık. Bu arada kaçıncıyız abi? Lig'de 6.yiz şu anda. Bayağı fark var aramızda yani. Harbi 15 puan, 5 maçlık fark var. Bu maçın yani nasıl böyle açıldı derseniz arkadaşlar, full MS0'dan dolayı oluyor bunlar. Ya full MS0'da olmaz. En azından ilk 5'e girmemiz lazım bu sezon sonuna kadar. İlk 5'e girersek çok güzel olacak bizim için. Aston Villa deplasmanındayız. Bakalım, Aston Villa zaten çok bir aman iyi bir kulüp değil ama Agbonlar golünü atıyor tabii ki de. Çünkü bize karşı oynuyor arkadaşlar. Embolo da 1-1'e getirdi. Bak bir tane Costa'dan bir şey bekliyorum. Costa'dan bir şey bekliyorum. Embolo 2-1 yaptı. Embolo'ya bastık hareketleri. Embolo da bize bastı. Haydi abicim. 2-2 oldu ya. Yine MS 0'a gidiyor. MS 0'a gidiyor. Gidiyor. Allah'ım gitti. MS 0. Evet.
Gerçekten ya, bu takım beraberlik için yaratılmış desek boşuna değil yani. Lan dur dur. Heh. Bu takım beraberlik için yaratılmış desek boşuna demiyoruz yani. Allah'ım ya. Uzaktan şutlara bir basalım şu Embolo'ya. Kanatlardan da Costa'ya basalım da abi. Hem alamadık Costa'dan yani. O kadar transfer ettik Royce'tu, Moyce'tu falan vesaire. Harbi Royce de bizi güldürmedi yani. Birkaç tane gol attı ama hala orta düzeydeyiz. Vallahi bilemiyorum arkadaşlar. Bu kulübün geleceği ne olacak? Kulüpten atılmayız inşallah ama kulüpten atılacağız gibi geliyor bana. Maalesef kulüpten atılacağız gibi geliyor. İnşallah atılmayız yani. Ne diyeyim? Artık başladık bakalım. De abi Embolo niye D alıyor ya? Embolo D aldı. Royce B almış. C alanda Vazuer. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda hemen bak sezondaki duruma bakıyorum. Şu anda 7. olmuşuz hatta bak. Şu anda 7. olmuşuz. Ya bak 4 puan fark var aramızda arkadaşlar. 29 maç oynanmış. Ligin bitimine çok az kaldı. Olmadı artık birazcık kendim oynayacağım, çıkaracağım bu takımı. Yapacak bir şey yok. Sunderland bu da bu şeydeki son maçımız olsun bu videodaki arkadaşlar. Yaz transfer döneminde büyük ihtimal canlı yayında yaparız. Dediğim gibi en az 500 beni bekliyorum arkadaşlar. En az yani. Douglas Costa'ya bastık. Douglas Costa golü attı. Hadi abi 1-1 olmasın. 2-0 oldu. Evet. Williams attı. Çok güzel 2-0. Yani ilk Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz lazım önümüzdeki sene. Alan 1-1 oldu Jermaine Defoe. 3-1 olacak. 3-1, 3-1, 3-1. Hadi 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 abi. Hadi abi. Ruhunuzu koyun ortaya. Biz inandık size, Embolo attı. 3-1 oldu. Sunderland karşısında 3-1'lik galibiyete koştuk arkadaşlar. Bu video bayağı işler yaptık sizlerle birlikte. Dediğim gibi bir sonraki videomuzda da Türkiye'den devam ederiz. Belki akşam da karar dostu gelirim ki bu videonun beğenisine bağlı. En az 500 beğeni bekliyorum arkadaşlar. En az 500. Ailemiz giderek büyüyor. Bunu da bize gösterin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.